Yayınlamanın şöyle de bir kabahati var. Kimseye yaranamıyorsunuz. Herkes farklı. Kimi diyor ki beni az buldun, onu fazla buldun. Kimisi diyor ki bana fazla verdin, ama zordur böyle süreçler. Ne diyelim 2023 için. İsterseniz gelin mevzumuza girelim. Buyurun. Şöyle süremizi güzel değerlendirelim. Kusura da bakmayın. Şimdi sevgili seyirciler, 7 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı görevinde geride bıraktı. Peki bu 7 yılda, yani 10 Ağustos 2014'ten bu yana neler yaşandı? Bir dosya haberimizi izleyelim. Sonrasında da gelecek günleri konuşacağız. Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. 10 Ağustos 2014'te seçildi. 28 Ağustos'ta yemin ederek göreve başladı. Halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Türk siyasi hayatında bir dönem kapandı, yeni bir dönem açıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Askeri vesayet olmadan, tehditler olmadan, başka sıkıntılar, sorunlar olmadan bir şekilde artık halk kim istiyorsa o Cumhurbaşkanı olacak. Bu yüzden 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın seçilmesi, 2014'te seçilmesi bir sayfayı kapatıyor. Acı, zorlu, sıkıntılı, krizlerle dolu bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfayı açmış oluyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye dev yatırımlara imza attı. ...15 Temmuz 2016'ya gelindiğinde de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızan hain FETÖ'cülerin darbe girişimi püskürtüldü. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Türk milleti FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine geçit vermedi. Devletin her alanda FETÖ ile mücadelesi de hız kazandı. 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumda halk oyuna sunuldu. Halk yeni sisteme evet dedi. Evet. 10 Temmuz 2018'de yeni hükümet sistemine geçildi. Tek sözün sahibinin millet olduğu bir sistem inşa edildi ve bu sistem her karar alma konusunda çok hızlı bir sistem, icraatlar konusunda çok hızlı etkili bir sistem. Yeni hükümet sistemiyle diplomaside ve terörle mücadelede etkin adımlar atıldı. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin! Terör örgütlerine yapılan harekatlarla büyük darbe vuruldu. Suriye'de kurulmak istenen terör koridoru parçalandı. Sadece sahada değil, masada da önemli kazanımlar elde edildi. Geride kalan 7 yılda savunma sanayine büyük önem verildi. Savunmada yerlilik oranı %70'in üstüne çıktı. Sınır ötesi operasyonlarda yerli ve milli silahlar kullanıldı. Halkın doğrudan Cumhurbaşkanı seçmesi ve Cumhurbaşkanı'nın daha da güçlenmesi, sınır dışı operasyonları, terörle mücadele, ekonomik atılımlar, altyapı yatırımları, ulaştırma yatırımları, enerji yatırımları, savunma sanayindeki gelişmeler tamamını etkiledi. Mavi vatandaki haklara da sahip çıkıldı. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi Karadeniz'de gerçekleştirildi. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküp'e ulaştı. Sağlıkta da yatırımlar hız kesmeden sürdü. Koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan şehir hastaneleri açıldı. Birçok ülkenin sağlık sistemi salgın döneminde çökerken bu yatırımlar sayesinde Türkiye'de koronavirüse karşı mücadele kesintisiz sürdü. Evet, 7 yılı 4 dakikaya bu şekilde sığdırmış arkadaşlarımız. Şimdi izleyenler, ya şu da olmuştu, onu niye koymadınız diyenler vardır. Süremiz kısıtlı. Şimdi Hilmi Daşdemir, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı bizlerle birlikte. Geçmiş 7 yıl böyleydi. Biraz geleceği konuşalım şimdi. Hazırda Hilmi Daşdemir'i bulmuşken, Türkiye'nin nabza anketini yayınladınız ve evet, çok da konuşuldu. Birkaç gündür sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında. Şimdi anketler ne diyor Türkiye'de? İstikameti ne yönde gösteriyor?